الحمد لله، الحمد لله، الحمد الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تقربوها، بسم الله الرحمن الرحيم. والحافظون في لحدود الله وبشر المؤمنين، إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. محترم kardeşler, bugün işlemeye çalışacağımız konu ilahi hudut, haram ve haram aylar konusu olacak inşallah. Okuduğum ayet-i kerimelerde Rabbimiz şöyle buyuruyor: İşte bunlar Allah'ın hudududur, hadleridir. Sakın onlara yaklaşmayın. Diğer ayet-i kerimede Allah'ın hadlerini, hududunu muhafaza edenler var. Sen müminleri müjdele. Bu ayetlerin üzerinde oruç tutanlar, sadık olanlar, samimiyetle kulluk etmeye çalışanlar, takvayı kuşananlardan bahsediyor. Ve ilahi hududu muhafaza edenlerin tebşir edileceğinden, müjdeleneceğinden bahsediyor Rabbimiz. Muhterem kardeşler, sınır nimettir. Her sınır bir nimettir. Sınır olmazsa hayat olmaz. Hudut aslında bir nimettir. Rabbimiz eğer bir hat, bir hudut çizmişse ona nimet olarak bakmak gerekir. Bir düşünsenize, yola çıktığınız şerit yok. Kaza muhtemeldir. Kuvvetle muhtemeldir. Şeridin olmadığı yerlerde ne kadar zorlanır değil mi şoförler? Eğer silinmişse, görünemez olmuşsa, karanlık eğer şeridi görmeyi mümkün kılmıyorsa, o yol işkenceye dönüşür. O çizgi nimettir. Sınır nimettir. Değil mi? Düşünün. Kötüler var. Şerir olanlar var. Sınır olmazsa ne olur? Gelir adam sarkar, 3-5 kişinin canına kıyar, elini kolunu sallayarak çıkar gider. Sınır nimettir. Evlerimizin perdesi olmasa perde sınır mıdır? Sınırdır. Sınır olmazsa sarkan olur mu? Olmaz mı? Nimettir sınır. Kapımız var. Kapımız olmazsa isteyen bodoslama dalar mı? Dalar. Bakın sınır nimettir. Örtüsü olmasa insanın yaşanır mı hayat? Yaşanmaz. O bir sınırdır. Sınır nimettir. Onun için Rabbimiz Allah'ın hududunu muhafaza edin, yaklaşmayın diyor. Çünkü hudut sizin için bir nimettir. İlahi bir ihsan, bir ikram, bir ödül. Sınırları koruyanlara müjde var. İman etmiş bir insan ilahi hududu ihlal edemez ki.
İman eden bir insan, kendisinden emin olunan bir insan niye başkasının alanına sarksın ki? Öyle değil mi? Neden? Hududu ihlal ettiğinde öte alemde bir hesaba tabi tutulacağını bilir çünkü. O hududu korumak zorunda olduğunu bilir. Bu yüzden Rabbimiz hududu muhafaza edin diyor. Yaşadığımız dünya sınırları ihlal etmeyi telkin ve teşvik eden bir dünya. Evet. Diyor ki Nietzsche, Tanrı öldü. Evet. Auguste Comte diyor ki, din miadını doldurdu. Dinler aslında tarihin mezarlığına gömülmeli artık. Akıl çözer her şeyi diyor. Evet. Pozitivist düşünce, laboratuvara giren, deneyle algılanabilen, beş duyunun algılayabildiği her şey üzerinden her sorunu çözebileceğini iddia ediyor. Doğru mu? Hayır. Neden? Çünkü insan mahdud, insan sınırlı, insan sonlu, insan mukayyet. Fakat hakikat mutlak, sınırsız, sonsuz, kuşatıcı ve kapsamlı. Sizin Tanrınız ölebilir. Bizim Allah'ımız El-Baki. İnandıkları Tanrı da çok tartışılır. Evet. Bakın reklam spotlarına, sınırları aş. Hatırlayın. Gençlerin böyle zihnine zerk ediyorlar. Sınırları aş. Bağlardan kurtul. Anı yaşa. Evet. Anı yaşa. Birçok efendim jargon var kullanılan. Yani bilinçaltına şunu zerk ediyorlar. Din senin hayatını bloke eden, yaşamanı zorlaştıran çağ dışı bir gerçekliktir. Bir mefhumdur. Bir muhayyel efendim uyduruk bir şeydir, düşünce sistemidir. Bunu aslında zerk ediyorlar. Ama Kur'an diyor ki Allah'ın hududunu muhafaza et. Çok önemli. Evet. Haram nedir? Haram. Bakın, haram. Yaklaşılması yasaklanmış olan demek. Muharrem. Yaklaşılması yasak kılınmış zaman demek. Ya da alan demek. Harem. Doğal sit alanı. Yani korunması gerekli alan demek. Muhterem, hürmeti ihlal edilmemesi gerekli saygın kişi demek. İhtiram, saygı duymak demek. Mescidi haram, haram mescit demek. Nasıl haram? O kadar muhterem ki orada birisiyle tartışmana bile izin verilmez. O derece muhterem. Evet. Son derece saygın. وَمَنْ كَانَ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا Oraya giren emniyettedir diyor ayet. Evet. Her kim oraya girdiyse muhteremdir. Mescidi haram. Haram mescid. İhram. Ya normal zamanda helal. Fakat özel bir niyete girdiğinizde mikat mahallinde haram oluyor. Cinsel münasebet helal. Ama ihrama girdin haram. Koku sürünmek helal ama ihrama girince haram. Bitki koparmak helal, ihrama girince haram. Tırnak kesmek helal ama ihrama girince haram. Birisiyle tartışmak helal belli ölçüde. Mubah, insani bir haslet ama kullanmak helal ama ihrama girince haram. Aslında insan sınır çiziyor kendine. Diyor ki ya Rabbi ben bu sınırlar üzerinden kendimi terbiye edeceğim. Acaba kendimi tutup tutamayacağıma dair bir özel tahlile tabi tutacağım. Kendimi test edeceğim Allah'ım. Bakayım koruyabilecek miyim? Bakın hatta kişinin eşinin kulağına
normal zamanda söylemesi helal olan ihrama girdikten sonra yasak olur. Bakın sınır çiziyorsunuz. Değil mi? Harem-i ismet diyoruz. Harem-i ismet. Ne demek? Dokunulmaz olan, girilmesi yasak olan yer demek. Değil mi? Bakın bu kavramlar hep aynı kökten türüyorlar. Hurrimet aleykumul meytetu veddemu ve lahmul hınzir ila ahir. Allah haram kıldı. Leşi, kanı, domuz etini, yukarıdan düşerek öleni, boynuzlanarak vurulan, yaralanmış ve öleni, yetişip kesemediğinizi, Allah'tan başkası adına kesileni, boğazlananı, putlar adına kesileni haram kıldı diyor. Yani sınır çiziyor. Çünkü sınır nimettir. Peki bu sınırı muhafaza ediyor musunuz? Haram aylar var Kur'an'da biliyorsunuz. Neler? Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Yani 10, 11, 11, 12, 1 ve 7. ay. Zaten kameri aylar Muharrem, Safer, Rebi'ul Evvel, Rebi'ul Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. 12 ay. Kur'an diyor ki Rabbimiz Bakara 194, 217, Maide 2.97, Tevbe 5 ve 36'da bu ayetler geçer. Buyuruyor ki Rabbimiz Bismillah. Eşşehrul haramu bişşehril harami vel hurumatu kısas. Femeni i'teda aleykum fe'tedu aleyhi bil bimisli ma'teda aleykum vettekullaha ve'alemu ennallaha me'al muttakin. Bakara 194. Haram ay, haram aya karşılıktır. Zira hürmetler karşılıklı kısasa tabidir. Kim size saldırırsa siz de ona aynıyla saldırın, karşılık verin, takva sahibi olun. Çünkü Allah takvayı kuşananlarla beraberdir. Kur'an haram aydan bahsediyor. Yine bir başka ayette يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ ف۪يهِ قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ. Sana haram aydan, haram ayda savaşmaktan sorarlar. De ki o ayda savaş büyük bir günahtır. Bu da Bakara 217. Yine Tevbe 36'da Rabbimiz şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gün koyduğu yasada ayların sayısı 12'dir ve bunlardan 4'ü haram ayıdır. Evet, haram ay. Nedir haram ay? Eşhurul hurum. Hazreti İbrahim Aleyhissalatu vesselam'dan Hazreti Peygamber dönemine intikal eden bir gelenek. Bu saymış olduğumuz 4 ayda savaşmak, cedel, kan davası gütmek hepsi yasaktı. Bu geleneğe tabi olarak mesela kimse kimsenin kervanına dokunmazdı. Kimse kimseyle savaşmazdı. Hatta bu aylarda genel bir af ilan edilirdi. Suçlular çok rahat dolaşabilirlerdi. Hatta birisi düşmanına rastlasa dokunamazdı. O aylarda panayırlar kurulurdu, fuarlar teşkil ettirilirdi. İnsanlar çok rahat bir şekilde sosyal aktivite içine girerlerdi, yoğunluklu olarak. Neden? Çünkü bu aylarda saldırmak haram kılınmıştı. Bir sınır olarak belirlenmişti. Aslında Hazreti İbrahim'den gelen bu geleneği İslam 12 aya çıkarmak istedi. Evet, 12 aya. Aslında peyderpey İslam diyor ki, yani 4 ay kendinize mukayyet olun ama eğer bunu 12 aya çıkarabilirseniz işte takva budur. Evet. Hatta 4 aya bile tahammül edemeyenler olurdu biliyor musunuz? Haram ay. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ya da Recep. Bakıyor, gözleri parlatan bir kervan geçiyor. Alabildiğine ganimet yüklü. Hop, haram ayın yerini değişiyorlar. Recep ya, hemen günlerle oynuyorlar. Kameri aylar 354 gün çeker biliyorsunuz. Yani toplam sayı. Şemsi ay, şemsi yıl 365 ya.
o aradaki 11 günlük farkla oynarlardı. Buna nesi ediyor Kur'an? Hemen ayın yerini değiştirirlerdi. Kervanı vururlardı. Ondan sonra ay avdet ederdi. Bunu yapmayın diyor Kur'an. Madem bir sınır var, muhafaza edin. Tarihle oynamayın. Takvimle oynamayın. Takvayı ihlal etmiş olursunuz diyor. Bakın, dünyevi hırs, ihtiras insanı ne hallere düşürüyor değil mi? Rabbimiz haram kılmış ve demiş ki, haram aylar üzerinden aslında siz bütün bir zamanınızı, 7-24, 12 ayınızı haram telakki eder bir bilince ulaşın. Saldırmayın, dokunmayın, kan dökmeyin, can yakmayın. Aynen köleliği kucağında bir bela olarak bulan Müslümanların onu tedricen terbiye etmesi gibi. Yani Rabbimiz burada öğüt veriyor. Haram aylar üzerinden şu dersleri çıkarabiliriz. Bir, haram ayda hiddet, şiddet, öfke, intikam duygusuna yer yoktur. Vahşetin önüne set çekin. Şiddetin önüne set çekin. Öfkenizi kontrol edin. İntikam duygunuzu terbiye edin. Saldırmayın. İnsan olun. İnsanca muamele edin. İki, insana kendisini tutmayı, frenlemeyi, yönetmeyi öğretir. Haram ayı. Bakalım 4 ayı 12 aya yayabilecek misin? Bu erdemi, bu fazileti gösterebilecek misin? 3, 4 ay üzerinden aslında sana verilen mesaj bu. 12 ayını 4 ay gibi telakki et. İnsanda bir cevher var. Cesette bir cevher var. Ona akıl diyoruz değil mi? İslam aklı Allah'a bağlamayı şiddetle emreder. Aklını Allah'a bağlayabilen insandır. Şeref sahibidir. Aklını Allah'tan koparan ise cesettir. İnsan değildir artık. O bir cesettir. Sureta insandır ama hakikatte bir cesettir. Yani haram aylar üzerinden Kur'an diyor ki, bakalım 4 ayı 12'ye çıkarabilecek misin? Bu fazileti gösterebilecek misin? 4, hac ayı haram aylar içerisinde. Zilhicce 10. Seyahat özgürlüğüne gem vurma, engel olma. Bırak insanlar Beytül Haram'ı ziyaret edebilsinler. Yol emniyeti olsun, can emniyeti olsun, mal emniyeti olsun, nesil emniyeti olsun, din emniyeti olsun. Onun için haram ayın hürmetini ihlal etme. 5, tevhidin sembol atası Hazreti İbrahim'den kalan bir gelenek ya, aslında sen atanın elini tutsana, o ele yapışsana, o yolu izlesene, usve-i hasene olarak sunulmuş, tesmiye edilmiş o sembol atanın koluna girsene. Aslında bu 4 aylık haram ay üzerinden sana bir mesaj sunuluyor. Bu derste var. 6. Gerçek takva sadece 4 ay savaşı durdurup kalan aylarda savaşmak değil, savaşı tamamen bitirmektir. İşte takva budur. Eğer bu mesajı alıp yaşayabilirsen işte müjdelenen kullardan olabilirsin. Muhterem kardeşler, Recep ayındayız değil mi? Haram aydayız. Ne yapalım? Gelin 1 ay hiçbir Müslüman bir başka Müslümanın aleyhinde konuşmasın. Savaşa son verelim. Kılıçları kınına sokalım. Dilimizi kesmekten koruyalım. Yılan gibi sokmasına mani olalım. Haram aysa eğer, gelin bunu yaşayalım. Pratik hayata aktaralım. Tabii. Merhamet ve şefkat havasını yaşatalım. Kardeşlik hukukunu öne çıkaralım. Paylaşalım, dua edelim, selamlaşalım. Kucaklayalım birbirimizi değil mi? Tenkitten vazgeçelim. Bir, selam verelim. İki, gıyabında dua edelim. Ya Allah selamet versin o kardeşime. Allah işini gücünü rast getirsin diyelim. Duyduğunda ne kadar memnun olur değil mi?
duysa ki falan kardeşi ona dua ediyor gıyabında. Muhabbet nasıl katlar, nasıl çarpar, nasıl çarpan etkisi yapar. 3. Hayırda yarışalım. فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Yarışanlar onun için yarışsınlar. Cennet için yarışsınlar diyor Kur'an. Münafese budur. İmrenmek, yarışmak, öne geçmenin mücadelesini vermek, asla olumsuz tarafta yer tutmamaktır. Haram aylardan çıkarılacak dersler çok. Aslında hiçbir hutbe, hiçbir konuyu efradını cami, ağyarını mani bir şekilde ortaya koymaya yetmez. Bunu hep biliyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ın beyanlarından çıkarılacak çok dersler var. Rabbimiz bu dersleri çıkaranlardan eylesin. Hayatını Kur'an'ın ilkeleri doğrultusunda değiştirebilen salih kullarından eylesin bizi. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlellâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرفي صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ Ey iman edenler! Sadıklarla beraber olun, takvayı kuşanın. Takvayı kuşanın, sorumluluk sahibi olun ve sadıklarla beraber olun diyor Rabbimiz. Demek ki sadık olmak önemli bir adım ama sadık kalmanın esas adresi sadıklarla beraber olmak. Bir insan sadık olmayabilir. Sadıklarla beraber olursa sadık olma imkanını yakalayabilir. Ama bir insan sadık olabilir. Eğer sadıklardan kopmuşsa kurt tarafından yutulması da muhtemeldir. Evet. Yalnız kalmanın taşıdığı bir risktir bu. Peki ya Rabbi kim sadık? Hucurat 15'te Rabbimiz tefsir ediyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Sadıkların adresini verdi Hucurat 15. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler, sonra imanlarında hiçbir şüpheye düşmediler. O iman onları Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihada sevk etti. İşte sadık olanlar onlardır. Bakın sadığı Rabbimiz tarif etti. O ayet sadığa işaret etti. Bu ayet de sadıkları ne yaptı? Ayan beyan ortaya koydu. Ya Rabbi bizi de sadıklarla beraber eyle. Amin. Ve akimussalâ.